Değerli Başkanım, kıymetli Yönetim Kurulu üyeleri ve emekçi saygıdeğer meslek mensubu mali müşavirlerimiz ve adayları, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Tuğçe Karabulut. İzibiz Kanal Satış Müdürü olarak çalışmaktayım. Bugün burada sizlerle bir arada olmamıza vesile olan değerli Başkanım Hüseyin Ali Bey'e ve Oda Sekreteri Yunus Bey'e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim. Bugün sizlerle İzibiz e-dönüşüm ürünleri ve mali müşavir avantajlarını paylaşıyor olacağım. Seminerime başlarken konu başlıklarıma ufaktan değinmek istiyorum. İzibiz hakkında İzibiz'le alakalı bilgilendirmeleri yapıyor olacağım. 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle e-belge zorunluluklarımız, İzibiz'in e-belge çözümleri, İzi müşavir uygulamalarımız, işaret fişeği ön muhasebe paket programımızı ve mali müşavir avantajlarını da anlattıktan sonra soru cevap yaparak bu seminerimizi bitiriyor ve sonlandırıyor olacağız. Öncelikle İzibiz 2013 yılında kurulmuş, ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren bir Türk şirketidir. E-fatura, E-arşiv fatura, E-SMM, E-irsaliye, E-müstahsil makbuzu ve E-defter gibi E-belge çözümleriyle müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerine destek olmaktadır. Güçlü Ar-Ge ekibi ve sektör deneyimiyle İzibiz, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak Türkiye'nin lider e-belge çözüm sağlayıcısı konumundadır. İzibiz yönetim kadrosu, telekom ve finans sektörlerinde 25 plus yıldır faturalama tarifi yazılımları geliştiren veri analizi ve veri yönetimi konularında tecrübeli ekiplerden oluşmaktadır. Geçmişten gelen tecrübesiyle İzibiz, şu anda hali hazırda 10 plus özel entegratörlük altyapısını, 10 plus ERP iş ortaklıkları, 300 plus bayi yazılım çözüm ortaklığı, 40 bin plus müşteri ve otel, inşaat, hastane, hal ve benzeri gibi değişik sektörlerde yüksek işlem hacimli müşteri gruplarına profesyonel hizmet sunan özel entegratör firmasıdır. Tabii ki gündemimiz 1 Temmuz 2024 e-belge geçişleri. Öncelikle bu geçişler konusunda ufak bir hatırlatmalarımızı üzerinden geçmek istiyorum. Vergi Usul Kanunu 535 ile beraber kapsamı genişleyen e-belge geçişlerinde hem sektörel hem de cirosal anlamda bir genişleme olmuştu bildiğiniz üzere. Bunlar neler? Öncelikle cirosal bir genişleme olmuştu. 2013 hesap dönemi brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Temmuz 2024 tarihinde e-faturaya, 1-1-2025'te ise e-deftere geçme koşulu getirildi. Ve bunun dışında yine aynı zamanda gayrimenkul, motorlu araç ve otel işletmeleri içinde geçiş zorunlulukları getirildi. Fakat burada cirosal bir geçiş değil, özellikle sektörel bir geçiş söz konusu oldu. Buradaki geçiş haddi de 500 bin TL olarak belirlendi. Yani 2023 brüt satış hasılatı 500 bin TL olan gayrimenkul ve motorlu alım satım işlemiyle uğraşan işletmeler 1 Temmuz 2024 yılında e-faturaya, 1-1-2025 yılında ise e-deftere geçme zorunlulukları getirildi. Tabii ki bununla da sınırlı kalmadı. Yine sektörel bir geçiş olan e-ticaret platformu üzerinden internetten satış yapan işletmeler için de yine aynı 500 bin TL gibi bir ciro haddi getirildi. Bunlar da yine 1 Temmuz 2024'te e-faturaya, 1-1-2025'te e-defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirildi. Son olarak da tabii Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ve belediye ruhsatlı otellerde e-fatura sistemine dahil olma zorunluluğu getirildi. Fakat burada ufak bir trik var. Buradaki bu işletmelerde herhangi bir yıl ve ciro haddi gibi bir bağlam ya da bir koşul, kıstas olmayıp direkt Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onaylı ve
belediye ruhsatlı oteller yıl ve brüt satış hasılatı bakılmaksızın e-fatura ve e-defter tutma zorunlulukları getirildi. Peki İzbiz e-belge çözümleri noktasında işletmelere, mükelleflerinize ne gibi avantajlar ve hizmetler sağlıyor? Şimdi konu başlıklarımız e-belge üzerine. E-belge bildiğimiz gibi artık e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-irsaliye ve e-serbest meslek makbuzu gibi daha yeni çıkan gibin tebliğlerle yayınladıkları her türlü e-belge kapsamında İzbiz çok hızlı bir şekilde adaptasyonu ve tebliğleri, dokümantasyonları hazırlayıp çok hızlı bir şekilde müşterileriyle bu tarz e-belgeleri buluşturan bir işletmedir. İzbiz e-dönüşüm kapsamında bir işletmenin ihtiyaç duyabileceği tüm elektronik belgeleri ihtiyaç duyduğu tüm elektronik belgelere cevap verebilmektedir. Ve işletmenin tüm e-belge süreçlerini güvenli, yasal bir şekilde yönetmenizi sağlar. Ayrıca faturaların elektronik ortamda, yasal sürelerde saklanmasını, aynı zamanda portal üzerinden e-ticaret entegrasyonlarıyla internetten satış yapan işletmeler için portal arayüzünden hiç çıkmadan bunu sağlayabilir ve dijital imza hizmetleriyle uçtan uça bir hizmet sağlayıcısı konumundadır. E-belge çözümleri demişken artık tabii ki ne dedik? Hatlar 3 milyona düştü, makas daraldı, gayrimenkul motorlu alım satım işleriyle uğraşan konaklama sektöründe olan işletmeler artık sürekli bilgisayarlar başında bulunamayabiliyorlar. Hali hazırda bir ön muhasebe personeli de bulunduramayabiliyorlar. Dolayısıyla artık herkesin günlük yaşamında özleşmiş bir uygulama olan, aslında cihaz olan cep telefonları hayatımızda. Bugün herkesin elinde bir akıllı cep telefonu var ve bütün işlemlerini, yapılmak istenen tüm alınmak istenen tüm hizmetleri cep telefonları üzerinden başvurarak ve süreçlerimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Çünkü hepimiz zamanla yarışıyoruz. Bu anlamda da e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye gibi e-belgelerin hızlı bir şekilde düzenlenebilmesi ve alıcılarıyla daha rahat, daha hızlı bir şekilde paylaşılabilmesi adına İzbiz e-belge mobil uygulamasını kesinlikle öneriyoruz. İzbiz mobilde neler yapabiliyoruz? Bunun üzerinden geçmek istiyorum. Bir kere mobil application var. Cep telefonda Android ya da iOS telefonu, Apple marka, artık burada marka yapmış olduk, marka reklamı almayalım. Cep telefonlarınıza uygulamayı indirdikten sonra portala giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifresiyle login olunuyor. Login olunduktan sonra kime fatura kesilecekse müşteri ve tedarikçi olarak cari kartlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Aynı şekilde ürün ve hizmet kartlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Ve oluşturduğunuz bu faturaları oluşturduktan sonra uygulamanın içerisinde yer alan paylaş butonuna basarak WhatsApp üzerinden alıcısına iletebiliyorsunuz. Tabii ki burada sadece WhatsApp'tan fatura paylaşmak yeterli olmayabilir. Tabii ki bunu işletmeler, firma sahipleri de bilemeyebilir. Burada tabii ki mali müşavirlere de bir tık görev düşüyor. Onunla alakalı da mali müşavirin görevleriyle alakalı, yani o faturaların takibi, hatta muhasebeleştirilmesiyle alakalı ilerleyen slaytlarda daha detaylı değiniyor olacağım. Genel olarak mobil uygulamanın avantajı, her an her yerden e-fatura erişimi diyebilirim. WhatsApp üzerinden e-belge paylaşımı, stok ve cari kartı kaydederek, birden fazla kayıtları gerçekle kayıt ederek, her seferinde yeniden sıfırdan cari kart oluşturmaya ya da ürün stok kartı oluşturmaya gerek bulunmuyor. Ve en önemlisi de belki de nakliye sektöründe hizmet veren işletmeler için hızlı fatura oluşturma alanımız var. Burada da ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra alıcı cari kart bilgisi ve tutar bilgisi girildikten sonra çok hızlı bir şekilde mobil cep telefonundan faturayı oluşturup paylaşabiliyorlar.
Gelelim Easy Biz müşavir çözümleri dediğimiz Easy müşavir panelimize. Easy müşavir panelimiz aslında mali müşavirlerin mükelleflerinin faturalarını tek bir panel üzerinden rahatlıkla takip edebilmesini sağlayan bir bulut tabanlı bir program diyebilirim. Her programın bir veri üretmesine gerek yok aslında. Verinin yönetilmesi de aslında bir programlamadır. Bu noktada mali müşavirlerimiz zamanla yarıştıkları için bu özellik ihtiyaç haline gelmiş durumdadır. Bunu nasıl örneklendirebilirim? Ben bir mali müşavirim. 5 tane mükellefim de EasyBiz e-fatura hizmetinden faydalanıyor. Biliyorsunuz ki e-fatura VKN başına, yani her VKN için ayrı ayrı giriş şifrelerinden oluşur. Ve her biri için ayrı bir portal oluşturulur. Müşteriler fatura kesmek için kendi kullanıcı adı ve şifresiyle o portallara giriş sağlar, faturalarını oluşturur. Oluşturdukları faturaları da raporlar eşliğinde mali müşavirle paylaşmak durumundadır. Genelde tabii rapor şeklinde paylaşılmıyor ama çıktı şeklinde, PDF şeklinde vesaire paylaşılıyor bu durum. İşte bu evrak takibini hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına mali müşavirin adına kendisine özel kullanıcı adı ve şifresiyle kendisine özel bir panel oluşturduk. Ne yapıyorum? Ben mali müşavirim. 5 tane mükellefim var dedim. 5 mükellefim de EasyBiz portal kullanıyor. Her birinin portala giriş kullanıcı adı şifresiyle portala bir kereye mahsus girdim. Kendimi mali müşavir olarak tanımladım ve atadım. Sonra o programdan çıktım. Yani onların kullanıcı adı ve şifresinden çıktım, onlara teslim ettim. Sonra geldim kendi mali müşavir panelime. 5 firmamın 5'ini de orada görebiliyorum artık. Gelen faturalarını, kesilen faturalarını, hatta mali müşavir yetkilendirmesiyle beraber onlar adına fatura oluşturabilme yetkisi de atıyoruz. Bazen ne oluyor? Mali müşavir ne diyor? Özür diliyorum, mükellef ne diyor? Bir anda arıyor, saat gecenin 2'si, 3'ü ya da işte sabaha karşı ezan vakti, hiç fark etmeksizin bana bir fatura lazım, acilen bu faturayı keser misiniz diye telefon açıyor, değil mi üstad? Dolayısıyla ne yapıyoruz? Biz onun yerine onun adına fatura kesmek durumunda kalabiliyoruz. Halbuki aslında kesmememiz gerekir ama bazen böyle durumlar olabiliyor. Dolayısıyla mali müşavir panelinin içerisinden müşteriniz adına fatura oluşturup kendisiyle paylaşabiliyorsunuz. Bunun dışında neler yapabiliyorsunuz EasyBiz müşavir panelinde? Ücretsiz e-serbest meslek makbuzu hizmetimiz var. Tüm mali müşavirlerimize ücretsizdir. Mali müşavire özel panel giriş şifresi dedik. Gelen giden faturaları takip edebilme dedik. Aynı zamanda mükellef adına e-fatura oluşturmayı bahsettik. Ve bu panelden mükellefin kesmiş olduğu tüm faturaların raporlarını alabiliyorsunuz. Bu raporu isterseniz XML olarak toplu bir şekilde dışarıya alabilirsiniz, isterseniz Excel olarak alabilirsiniz. Bunun için kullanacağız peki bu raporlamayı. Zirve ya da Luca kullanan mali müşavirler, hatta Orca kullanan mali müşavirlerin fatura aktarım şablonlarıyla birebir uyumlu olup bu Excel aktarımlarıyla Zirve'ye direkt aktarım sağlayabiliyorsunuz. Luca aktarımlarıyla alakalı da NetTekep projesi ile beraber otomatik Luca mali müşavir paketi aktarımı söz konusu oluyor. Mali müşavir aktarımı için özellikle Luca üzerinden konuşmam gerekirse müşteri portalda Luca aktarım modülünü aktif ettikten sonra sistem 3 saniyede bir sorgu çekiyor. Hangi faturalar aktarılmış, hangi faturalar aktarılmamış şeklinde. Bu aktarımı yapılmamış olan faturaları otomatik olarak Luca akıllı entegrasyon noktasına gönderiyor. Oradan mali müşavir alış ve satış, NetTekep alış, NetTekep satış olarak faturaları çekiyor. Muhasebeleştirme kriterlerini vererek muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştiriyor. Ve yine aynı zamanda e-defter olan mükellefleriniz için e-defter saklamalarını da yine tek bir panelden takip edebiliyorsunuz.
Biliyorsunuz ki e-defter saklama zorunluluğu baktığınızda mükelleftedir. Her mükellef adına ayrı ayrı sözleşme yapılır, e-defter saklama hizmeti açılır. Açıldıktan sonra tabii ki her biri için de yine ayrı bir panel oluşturulur, defter saklama paneli. Bu panel içerisine girip tek tek defterleri yüklemektense yine kendinizi yetkilendirdikten sonra kendi mali müşavir programınıza burada defteri yükledikten sonra mükellefinizin paneline de otomatik olarak saklamayı gerçekleştirir. Yani bunu eş zamanlı olarak yapar. Siz defter beratlarınızı oluşturduktan sonra masa üstünüzdeki ilgili klasörü seçip sürükle bırak yöntemiyle uygulamanın içerisine yüklüyorsunuz. Sonrasında saklama hem sizin panelinizde hem de mükellefin panelinde görüntülenebilir duruma geliyor. Yine partner programı ile hediye kazanımı avantajları var. Bunu mali müşavir avantajlarını anlattığım kısımda yine detaylı olarak değiniyor olacağım. Bir sonraki slaytımda da mali müşavir çözümleri noktasında katma değerli hizmetlerimizden e-tura, e-imza, CAP zaman damgasıyla uygun ve ekonomik e-imza temin edebiliyorsunuz. Şu anda bir kampanya yaptık tabii ki. 1 Temmuz'a kadar mükelleflerinizin veya da sizlerin ihtiyacınız olan e-imzaları ücretsiz olarak sizlere temin ediyoruz. Yine katma değerli hizmetler kapsamında TÜRMOB'la entegre mükellef sorgulama, İVD ile tam entegre e-tebligat yönetimi tamamen ücretsiz bir şekilde hem mükelleflere hem sizlere sunulmaktadır. İVD ile tam entegre gelen e-arşiv yönetimi, gelen e-arşiv faturaların bilgilerini çekebileceğiniz bir alan. Bu arada bununla alakalı GİP'le yapılan görüşmelerde gelen e-arşiv faturanın PDF'inin de görüntülenebilir olmasıyla alakalı çalışmalarımız da son sürat devam ediyor. Bunu da ayrıca dipnot olarak belirtmek isterim. Portal üzerinden GİTİP kodlu ihracat fatura oluşturma, bunu ayrı bir modül olarak gerçekleştirdik. Normalde ihracat faturası senaryolu kesilen faturalar için ayrı bir modül olarak bir geliştirme sağlanıldı. İhracat yapan işletmelerin kestikleri ihracat faturalarını daha detaylı raporlamalarını alabilsinler diye. Yine nette keple otomatik aktarımı bahsetmiştik. Eczane PDF, medula XML, e-fatura oluşturma, eczane PDF grup kontrolleri gibi başlıca raporlar ve hizmetler de içerisinde bulunmaktadır. Şimdi benim son konum mali müşavir avantajları konusuydu. Ben oraya geçmeden önce sözü Oya Hanım'a bırakıyor olacağım. Oya Hanım sizlere İşaret fişeği ön muhasebe paket programı hakkında sizlere detaylı bir bilgi paylaşıyor olacak. Sonrasında mali müşavir avantajları ile birlikte son olarak soru cevap yapıp bu semineri sonlandırıyor olacağız. Oya Hanım buyurun sizi alalım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İsmim Oya. İşaret Fişeği Teknik Destek Uzmanıyım. İşaret Fişeği RDC Partner tarafından geliştirilmiş olan bir ön muhasebe programıdır. Finansal operasyonlarınızda ve tüm ön muhasebe işlemlerinizde işaret fişeğini tercih edebilirsiniz. Tüm bu hizmetleri size maksimum güvenlik felsefesiyle sunar, GİP standartlarına uygun e-belge yönetimi ve finans yönetimi sağlarsınız. İşaret fişeğine kolay bir şekilde üyelik sağlayarak anlaşılabilir dili sayesinde de anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Tüm e-belgelerinizin gönderiminin yanı sıra işaret fişeğinden tarafınıza gelen e-belgelerinizi içeri de aktarabiliyorsunuz. Ve bu aktarım sayesinde carileriniz, stoklarınız içeriye otomatik olarak oluşturuluyor. Bunların takibini de sağlayabiliyorsunuz. İzi bizde entegre şekilde çalışıyor işaret fişeği. İzi biz tarafında hesabınız oluşturuluyor.
Daha sonra bize bilgilendirme yapılıyor. Biz sizinle görüşme sağlayıp müşterilerinizle veya görüşme sağlayıp hemen işaret şeyi hesabınızın kaydını oluşturuyoruz. Entegrasyon ayarlarınızı yapıyoruz ve hesabınız hazır kullanılabilir hale geliyor. Bunun yanı sıra hesabınızı oluşturduktan sonra küçük bir eğitim de veriyoruz. Uygulamayı nasıl kullanacağınıza dair. Eğitimden sonra da yalnız bırakmıyoruz sizleri. Nasıl destek alacağınızı da anlatıyor olacağım. Hatırlatmalar sayesinde işaret fişeğinde ödemelerinizi tam zamanında yaparsınız. Personel, cari ödemesi, fatura ödemesi gibi işlemlerinizi hatırlatmalar sayesinde tam zamanında gerçekleştirirsiniz. Bu uygulama içerisinde zaten bir oturmadığınızın yanında bildirim olarak da yer alıyor. Örneğin ayın 5'inde ödemeniz var, 5'inde o bildirim işaretini gördüğünüzde de anlayabiliyorsunuz. Personel ödemelerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Aylık maaş ödemeleri olsun, kendi firmanızın giderleri olsun, bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Nakit durumunuzu, toplam nakit varlığınızı, gelir gider arasındaki farklarınız anlık olarak her işlemin ardından bir grafikle size sunulur ve her hesaba giriş yaptığınızda ya da herhangi bir işlem yapmanızın ardından aktif bir şekilde görüntülüyor olursunuz. Biraz önce de söylediğim gibi hesabınızı oluşturduktan sonra sizi yalnız bırakmıyoruz. İşaret fişeğiyle alakalı herhangi bir konuda destek almanız gerekirse, soru sormanız gerektiği bir şey olabilir, merak ettiğiniz bir konu olabilir. Veya ilk etapta bazı müşterilerimiz diyor ki ilk faturamı sizinle birlikte kesebilir miyim? Tabii ki diyoruz. Buradan size oluşturmuş olduğunuz talebe hızlı bir yanıt sunuyoruz, hızlı bir çözüm sunuyoruz online olarak. Sizleri yalnız bırakmıyoruz. Bunu da çok fazla vurguladım. Ana ekranda standart hareketlere göre kısa yollarımız mevcut. Hemen bir satış yap butonuyla satış yap, alış yap butonuyla alış yap gibi kontrol bakiyelerinizi de görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra hızlı e-belge özelliğiyle nakliye ve konaklama faturalarınızı sadece müşteri cari seçimi ve ardından fatura tutarını girerek saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu arka planda tanımlamalarını yapıyoruz. Butona tıkladığınızda sadece iki tık hareketle anında belgenizi oluşturabiliyorsunuz. Gelişmiş entegrasyon yeteneği sunuyor. Tüm verilerinizi içeri aktarma kolaylığı sağlar. İnternetin olduğu her yerden, bulut bir yazılım olduğu için internetin olduğu her yerden erişim sağlayabilirsiniz. Mobil cihazlarınızdan, tabletlerinizden, bilgisayarlarınızdan erişim sağlayabilirsiniz. Tüm işlemleriniz de eksiksiz. Yani mobilde yaptığınızı bilgisayarda da yapabilirsiniz. Bilgisayarda yaptığınızı mobilde de yapabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama yoktur. Tüm e-belge hizmetlerini sizlere sunuyoruz. Bunlar e-arşiv, e-fatura, e-irsaliye, e-müstahsil, e-serbest meslek makbuzu gibi bunların gönderimini, durum sorgulamalarını, içeri aktarma, cari stok eşleştirmesi gibi hareketlerin hepsini işaret fişeği üzerinde yapabilirsiniz. Kullanımı gayet kolay ve pratiktir bu arada. Yani bir ön muhasebe bilgisi olmayan kişi dahi işaret fişeğinin kolay dili sayesinde hemen anlayabilir ve kavrayabilir. Zaten sizi de desteksiz bırakmıyoruz. Bakım ve servis modülü mevcut. İllaki müşterilerinizin e-fatura mükellefi olmasını beklemiyoruz burada. Yani herhangi bir yetkili bayi servisi olsun, biz oraya bir ürün gönderelim. Örneğin ben buzdolabımı tamiratını için yetkili servise başvuruyorum. Onlar bana bir teslim fişi oluşturuyorlar. Yani e-fatura mükellefi değil ama iş takibi açısından da işaret fişeğini tercih edebilir. Parça stok yönetimi sağlayabilir aynı zamanda. Servis fişlerini yönetebilir. Böyle bir modülümüz de mevcut. Müşteri ve tedarikçi yönetiminizi, tüm bu bahsettiklerimi işaret fişeğinde yönetim yapabilirsiniz. Tedarikçi ve müşteri yönetiminde ayrı ekranlarda tutulur menüleriniz. Diş telimden dolayı dilim sürçüyorsa lütfen, sürçülisan ediyorsam affola. Tedarikçi ve müşterileriniz ayrı başlıklar içerisinde tutulur. Herhangi bir karmaşaya da yol açmaz. Tek bir ekran üzerinden tahsilatlarınızı, ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hatırlatmalar vasıtasıyla da zaten herhangi bir gecikme yaşatmanıza yer açmaz. Yani öyle bir şey de söz konusu olmaz. Tarafınıza gelen, biraz önce de söylediğim gibi, tarafınıza gelen faturaları içeri aktarırsınız. Dilerseniz onları cari olarak oluşturabilirsiniz ve faturalarınızda yer alan belgeleri
ürünleri içeriye stok olarak aktarabilirsiniz ve stok eşleştirmesi de yapabilirsiniz. Ve toplu şekilde içeriye cari tedarikçi aktarımı da yapabilirsiniz. Tek tek kayıtla uğraşmazsınız. Bir Excel dosyamız vardır, şablonumuz. Atıyorum 90 tane tedarikçiyi, müşteriyi tek bir hareketle içeriye aktarabilirsiniz. Kasa ve banka yönetimi mevcut işaret fişinde. Örneğin tekrar eden giderleriniz olduğunu düşünelim. Kiralarınız olsun, doğalgaz, firma giderleriniz olsun. Bunları otomatik bir şekilde işaret fişini işleyebiliyorsunuz. Personelleriniz olduğunu varsayalım. Personel giderlerinizi belirli periyotlar vererek, örnek veriyorum, her ayın 15'inde benim personelimin ödemesi yapılsın gibi otomatik ödemelerinizi işaret fişi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kasa ve banka hesaplarınızı eklersiniz. Garanti Bankası'yla tam entegre şekilde çalışır. Kredi kartlarınızı ekleyebilirsiniz. Post cihazlarınızı ekleyebilirsiniz. Ve tüm hesaplarınız arasında, örnek veriyorum, iki tane banka eklediniz. Bankalar arasında giriş çıkış işlemi ve transfer işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde personel giderlerinizi ve kendinize özel harcamalarınızı da işaret fişi üzerinde tutabilirsiniz. Depo ve stok yönetimi. Bir işaret fişi hesabınız ilk açıldığında merkez depo ile gelir bir tane. Dilerseniz siz bunu arttırabilirsiniz. Depo depo ürünlerinizi kontrol edebilirsiniz. Ne kadar stokunuz kaldığını, kritik stok miktarını sizinle anında paylaşıyor olur. Zaten ekrana geldiğinizde burada da gördüğünüz gibi miktarı vesaire gibi alış satış kazanç değerlerinizi de ürün detaylarını tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz. Ve tüm bu yapmış olduğunuz kullanıcının tüm hareketleri tek tek raporlar halinde tutulur. Gelir gider raporu olsun, kasa defterleri olsun, alış satış bazında, ürün bazında tüm işlemlerinizin raporları tek tek tutulur. Dilerseniz bunları belirli tarih aralığı vererek de PDF veya Excel formatı şeklinde cihazlarınıza indirebilirsiniz. İşaret fişi bir ön muhasebe programından daha fazlasını sunuyor sizlere. Bunun içerisinde e-ticaret entegrasyonları mevcut. Popüler pazar yerleriyle tam entegre şekilde çalışıyoruz. Bu size neler sunuyor? Örneğin Trendyol gibi popüler pazar yerlerindeki sanal mağazanızı işaret fişine entegrasyonu sağladınız diyelim. Satışlarınızı listeliyorsunuz ve siparişlerinizi listeliyorsunuz ve bunları anında faturalaştırabiliyorsunuz. Dilerseniz ürün karmaşasına yer vermemesi açısından da satışlarınızda yer alan, siparişlerinizde yer alan ürünleri işaret fişindeki ürünlerinizle eşleştirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ses geliyor. Oyanıma teşekkür ediyorum anlatımlarından dolayı. Evet, kaldığımız yerden devam edecek olursak mali müşavir avantajlarını, buradan geliyor mu ses? Teşekkür ederim başkanım. Mali müşavir avantajlarımızla seminerimizin sunumumuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Mali müşavir avantajlarımızla aslında dijital dönüşüme katkı sağlama başlığı altında değerlendiriyoruz. Çünkü işletmeler için dijital dönüşümün en önemli parçalarından biri e-belgenin yönetimi, mali müşavirlerin üzerindeki iş yoğunluğunu ve yükünü önemli ölçüde azaltmaktır. Gayemiz aslında bu. İzibiz'in sunmuş olduğu e-dönüşüm çözümleri sayesinde müşterilerinizin yasal belgelerini kolaylıkla oluşturması, paylaşması, raporlaması ve arşivlemesi de buna dahildir. Müşterilerinizin işlerini daha verimli yönetmesine yardımcı olmakla beraber sizin de katma değerli hizmetlerle onlara bir nevi danışmanlık gibi, aslında mesleğimiz bu değil ama artık bunu da icra eder hale geldik maalesef. Bu anlamda EasyBiz'in e-belge çözümleri sizlerin, mali müşavirlerin işlerini kolaylaştırıyor. Mali müşavirimize nasıl avantajlarımız var? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Mali müşavirlerimize SMM hizmetini bir kere ücretsiz veriyoruz dedik efendim. Sonrasında mali müşavir paneli uygulamamız tamamen ücretsiz.
yani bu anlatmış olduğum faturaların yönetimi, mükellefin adına faturayı düzenleme, e-defterleri saklama, onların takibini yapabilme ve oradan aldığınız raporlarla genel muhasebe süreçlerinizi yönetebilmek için mali müşavir panelimiz sizlere ücretsiz. Yine ücretsiz olarak e-tebligat hizmetimiz ve İVD entegrasyonumuzun olduğunu söylemiştim. Yine ücretsiz e-mutabakat hizmetimiz bulunmakta. Mükelleflerinizle yapacağınız bakiye mutabakatları olabilir. BABS diyemiyorum maalesef. Ve bunun dışında da partner programıyla ilave ek kazanç. Burada biraz duralım. Neden duralım? Çünkü şöyle, hepimizin günlük hayatında uğraşmış olduğu bir meşgalesi, sosyal yaşamı, iş dışındaki bir hayatı var. Maalesef tabii ki burada özellikle Mart ayından beri var olan bu beyanname yoğunluklarından dolayı hakikaten büyük yoruluyoruz, büyük yıpranıyoruz. Fakat bununla alakalı tabii ki yani mutlaka bir gelişme, çözüm arayışları vardır diye biliyorum. Mali müşavir burada amacımız iş yoğunluğunu azaltması, mükelleflerin hepsini tek bir alanda, tek bir panelde takip etmesi ve bunu yaparken de kendisine de ek kazanç sağlaması. Bir bayi gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Bayiden kastım tabii ki burada herkese fatura satmak ya da e-fatura satmak, üretmek değil tabii ki. Ama mükelleflerinizi tek bir alanda topladığınızda, tek bir entegratörde topladığınızda burada kazanacağınız ek bonuslar diyebilirim. Daha fazla detaya girmem belki şu anda doğru olmayabilir. Sorularınız varsa eğer soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Ve bu konuyla alakalı naçizane benim anlatımım bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok mersi, teşekkürler.